arkadaşlar. Şimdi ilginç bir soru var elimizde. İki tane küre var. Conductor tabii ki bunlar. İçlerinde elektrik atılıyor. Şimdi bu sistemin kapasitesi, yani sızasını hesaplayacağız. Bunun için bir potansiyel, bunun için bir potansiyel hesaplayayım. Ondan sonra birbirinden çıkarırım ve Q ile bölerim. Sızamı bulurum. Şimdi normal kürenin potansiyeli neydi? Q bölü 4 pi epsilon 0 R'dı herhangi bir R pointi için. O zaman şunun için bakarsak D çok çok büyük AB'dense yani D eksi A, D eksi B falan çıkarsa bir yerlerde onları direkt D'ye çevirir demek istiyor. Şunun potansiyeli ve A'yı bulursak buradan ne çıkacak? Q bölü 4 pi epsilon 0 1 bölü A eksi 1 bölü D çıkıyor. Niye? Çünkü bunun potansiyeli buradan gelen mesela yüzey için bakalım diyelim. Buradan Q bölü 4 pi epsilon 0 A geliyor ama bir de buradan eksi Q var. O da D'ye getiriyor. O zaman VA'yı bulduk. VB'ye bakalım ama tabii eksi getiriyor çünkü bunun yükü eksi Q. VB'ye bakalım. Q bölü 4 pi epsilon 0 ne getirecek? Tabii eksi Q olmasına dikkat edelim. Çünkü eksi Q'dur bunun cevabında. Eksi Q. 1 bölü D. Eksi 1 bölü D getirecek. Değil mi? Neden? Çünkü uzaklık farkına bakıyorum. Bunun buradaki potansiyeli ne? Q bölü 4 pi epsilon 0 B. Bir de şu A'dan gelen bir contribution, katkı var. Onu da yazabiliriz. A'dan gelen katkı da ne? D kadar mesela. D eksi A ama önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü D çok büyüktü bunlardan. O zaman hemen VB'yi de yazayım. Q bölü 4 pi epsilon 0 1 bölü D eksi 1 bölü D gelir buradan. Güzel. Tamam, devam edelim. Benden neyi bulmamı istiyor? Delta V'yi bulmamı istiyor sahi olmam için. VA eksi B, VB. Ona devam edelim. Q bölü 4 pi epsilon 0 ne gelir? VA eksi VB'den 1 bölü A. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü B eksi 2 bölü D gelir. Eksi 2 bölü D'ye gelir. Burada o zaman ne görüyorum? Tekrar yapmam gerekirse C'yi olarak bulacağım. Q bölü delta V buluyorum. Oradan da devam edersem Q bölü delta V bunların hepsi birbirine götürdü. 4 pi epsilon 0 bölü bunlar birbirine götürdüğü için 1 bölü A artı 1 bölü B eksi 2 bölü D gelir. Dediğim gibi D çok büyük ama sonsuza götürürsek pek bir şey değişmeyecek. Sadece D kısmı gidiyor. Şöyle bakarsak o zaman dediğim gibi iki tane küre var. Q ve eksi Q yüklerinde. Potansiyel farklarını hesaplıyorum. Veya hesapladığım Q bölü 4 pi epsilon 0 1 bölü A eksi 1 bölü D. Çünkü buradan gelen tam burada hesapladığını düşünürsek Q bölü 4 pi epsilon 0 A. Buradan gelen contribution da eksi Q olduğu için eksi 1 bölü D'ye contribution'da şuna geliyor. Çünkü bunun potansiyelini etkileyen hem bunun yükü hem bunun yüküdür. Sonra VB'ye bakıyorum. Eksi Q bölü 4 pi epsilon 0. Bunun da sınırlarına bakarsan ne olacak? Bu A'dan D'ye bu da D'den B'ye gidiyor. O zaman 1 bölü B eksi 1 bölü D gelecek. Onu da yazdığım zaman bu hale gelir. Ondan sonra ikisini farkını alırım. Çünkü ben de delta V'yi istiyorum. İkisinin farkını aldım. Onu da böyle buldum. VA eksi VB veya tam tersini yapabilirsiniz. Hangisinin yarıçapı daha büyük ona göre illa pozitif bir şey bulmak zorundayız. Ondan sonra C'yi nasıl hesapladım? Q bölü delta V. Delta V absolute tabii ki. O da işte 4 pi epsilon 0, 1 bölü artı 1 bölü V, eksi 2 bölü D olarak bulunur. Bu sorumuzun çözümü de bu kadardı. Şimdi birazdan bunu silindirerek
versiyonunu yapacağız.